Sevgili izleyenler bu hafta resmen bayraklar asıldı. Heyecandan kalbimiz yerinden fırladı. Gözlerimiz dolarken aynı anda da yüzümüz güldü. Resmen hormonlarımız hareketlendi gibi bir şey oldu. Çünkü Almanya'da yaşayan Doktor Özlem Türeci ve eşi Profesör Doktor Uğur Şahin küçük puştun kökünü kazıyacak bir aşı geliştirmeyi başardı. Üstelik aşı %90'lık da bir başarı göstermiş. Zannediyorum eşi konusuna girmemize gerek yok ama söyleyelim sizin eril haber dilinizde eril algoritmanızda gitmanızda batsın diyor ve Özlem Hanım'la Uğur Bey'i tebrik ediyoruz. <laughs> Sevgili izleyenler, şu söylediğimize biz de inanamıyoruz ama resmen TikTok sayesinde halk sağlığını tehdit eden yerler birer birer afişe olmaya ve biz de aslında ne yiyip ne içtiğimizi öğrenmeye Devam ediyoruz. Geçen hafta Sütlü Nuri skandalından sonra bu haftada TikTok'ta meyve suyunun nasıl yapıldığını öğrendik. Yani kimse tabii ki dalından yeni kopartılmış elmalardan fresh meyve suyu yapıldığını düşünmüyordu. Ama bu kadar da olmaz yani. Resmen dalından veba toplanmış. Yani bir elmanın bu kadar yok olmadan çürümesi gerçekten muazzam bir başarı. Yetkililer söz konusu işletmeye baskın yapıp 10 ton elmayı imha etmiş. Yani görünen o ki TikTok resmen arena programının yerine geçti. Sevgili izleyenler sırada tam ah kalbim demelik bir haber var. İzmit'te her gün aynı saatlerde Fethiye Caddesi'ne gelerek saatlerce yerdeki mazgaldan aşağı bakan köpek itfaiyecileri harekete geçirmiş. Bu neye bakıyor? Aşağıda ne var acaba? diyerek mazgalları söküp Kamera sarkıtan görevliler hiçbir şey bulamamıştı. Evet haber bu kadar. Sevgili izleyenler restorasyon felaketi haberlerinin bir yenisi de İspanya'dan geldi. İspanya'da 1923 yılında inşa edilen mimari yapının dış cephesindeki heykele yapılan restorasyon sosyal medyada tepki almış. Şimdi şöyleyken şöyle olmuş diyeceğiz ama e, bu pek gördüğünüz gibi olamamış restorasyonu yapan kişinin konuyla alakalı ama kimlerden anlayacak falan dediğini düşünüyoruz. Çünkü kendisi çıkıp henüz bir açıklama bile yapmamış. Buradan yetkililere sesleniyoruz. Eğer restorasyon dediğiniz şey böyle yapılıyorsa lütfen artık bize söyleyin. Çünkü yani bu artık kaçıncı? bir de İspanya'da. Sevgili izleyenler, tuhaflığın yeni karşılığı olarak dünya literatürüne girebilecek nitelikte haberimizde sıra. Esenyurt konumunda gelecek her türlü ilginçliğe idmanlı olsak da bu defa Öz be öz Esenyurt çocuğu için bile Yok artık LeBron James. Vaktiyle Avrupa Birliği ile aramızdaki tek engel sanılan bir kokoreççiden geçilen gizli kapının arkasında pavyon işletildiği ortaya çıkmış. O gece Aliş Bey bir çeyrek soğansızın peşinden Ankara havaları diyarına aralanan sırra ulaştı. E beyaz Türk yapınca gizli, ov çok kul. Cool. E işte düşük bütçeli de al alıcısına hitap edip Fikri mahallesine entegre etmiş. Satış pazarlama dehası bu. Kokoreççileri tezgahta doğrayan ustanın pavyondan yükselen ritme ayak uydurmasıyla aynasızları şüphelendirmeden halkı eğlendirmeye eğlendirirken de Esenyurt vaka yoğunluğunu kırmızıya boyamaya devam etmişler. Parola kapalı ayran var mı? Pandeminin ilk aylarında eşli batak için gizli tüneller inşa eden kahveciler ve bu kesik çayır bağımlıları yasak delme konusundaki muhteşem fikirlerini birleştirirse mimari alanda fütüristik yapılar ortaya çıkarabiliriz. Allah yardımcınız olsun. Sevgili izleyenler Fransa'da bir ilkokul Velileri geç kalan çocuklarını çitler üzerinden içeri atmamaları konusunda uyarmış. E yani pesmadan. Bak bizler paşalarımıza annesinin prensesine kıyamazken Avrupalı veli mancınıkla evlat fırlatıyor sınıfa. Akademik başarıyı bükülecek bileklere tercih eden zihinle biz şimdi nasıl yarışalım? En fazla iyi okullarda okumaları için göbek bağı falan gömüyoruz biz bahçeye. Orta Doğu tuhaflıklarını batıya armağan etme vakti gelmiş olabilir. 281 Juliet Binoche. Annesi fırlatmaya hazırlanıyor öğretmen. Sevgili izleyenler, Las Vegas yan sanayi Esenciliz, iki hafta önce virüs önlemleri kapsamında kapanan bir eğlence mekanında Uganda güzellik yarışması düzenlemiş. Uganda'nın taşeronluğunu yaparak dünya sahnesinde ülkemizi bambaşka bir yere taşıyan Esenyurt beldesine Helal olsun diyoruz. Yani ne konuşuldu acaba? Abi Uganda güzelini asıl nerede seçeceksin biliyor musun? Esenyurt. Bir mekan var aramızda kalsın organik getiriyorlar güzelleri. Yevrinde yapacaksın bazı şey aramızda. Fakat kadınları kim nasıl ikna etti? Ve en güzeli seçecek kadar fazla Ugandalıyı nereden buldunuz? Keza nasıl bir ihtiyaç doğdu da gizli kapaklı yasaklı mekanda yarışma düzenlendi? Sürecin takipçisi olacağız çünkü bunların cevabı maalesef yok. Sevgili izleyenler, küçük puş tedbirleri çerçevesinde alınan karar gereği tüm illerde açık alanda sigara içme yasağı getirildi. Yani sokakta maske bile takmayıp sigara içerek yürüyen ayılar görmeye artık dayanamıyorduk, iyi oldu. E ama yasak getirildiyse bize de uymayıp saçmalamak düşüyor. Geçtiğimiz haftalarda maske takmama nedenini nefes almak en doğal hakkım diye savunan vatandaşın galiba akrabası Taksim'de sigara yasağına takılmış. İçmiyordum, kokusunu alıyordum diyen vatandaş dudak tiryakiliğine hayır diyerek Burun tiryakiliğinin öncüsü olmuş. Samsun'da da bir vatandaş evde hanım dışarıda devlet yasaklıyor diye yakınmış. Biz vatandaşımızı mağdur bırakmak istemedik ve ailesinden sigara içtiğini saklayan liselilerden Taktikler almaya çalıştık. Ama tam o sırada aileleri yakaladı. Çocuklar paketi bize verdi. Bunların dediler. Ne taktik öğrenebildik, ne bir şey. Bok gibi kaldık sevgili izleyenler. Hanımlar beyler, serbest vuruş bitti.